Hey selam YouTube. Şimdi Twitch'le beraber Indigo'nun 3 albümünü birden dinleyeceğiz. Peş peşe üzerine konuşacağız. Ama o sırada ben kayda gireyim dedim. Şöyle bir şey gelmişti. Son zamanlarda Jonathan Livingston'a sardım. Ben taraflıyım bugün demişti Rage. Ben de onun üzerine kaydı başlattım. Daha önce ben Indigo diskografisini konuştum podcast olarak ama çok uzun bir süre önceydi. Sakarya'da böyle 1 artı 0 duvar manzaralı kömürlükten bozma garip bir yerde yaşıyordum. O zaman yapmıştım onları. Ve biraz daha aslında şeydi. Bu geçiş sürecini çok tamamlamamıştım. O yüzden enteresan bugün işte yakın zamanda dinledim. Bir hafta falan oldu herhalde. Dinlemedim aslında. Biraz baktım sadece kendi konuştuklarıma. Hala çok şey olmuşum yani. Çok reflekte ediyorum her şeyi. O yüzden tekrar dinlemeyi düşünüyordum. Sonra dolapta böyle Efes Extra'yla ufak bir göz teması kurduk. Dedim ki herhalde bu salı ben bir Indigo dinleyeyim artık yani. Bir de yazanlar da oldu. Twitter'da sordum. Bunun üzerine bu şekilde gerçekleşti. Şimdi şöyle bir taraftan bahsetmek gerekiyor. Bence Indigo diskografisinde. Taraflı olacağımız bir sanatçı Indigo. Indigo'nun öyle bir durumu var. Yani taraflı olmak zorundayız. Çünkü anlattığı şeyler çok kişisel. Onlarla bağ kurabiliyorsan hoşuna gidiyor hakikaten. Yani kendini bir yerde görebiliyorsan gerçekten hoşuna gidiyor ve empati kuruyorsun. Aslında Banema'da şey eleştirisi yapmıştım ya, abi anlattığı hiçbir şey bana geçmiyor diye. Indigo teknik olarak zayıf bir MC. Çok iyi bir MC olduğunu savunamayız yani. Çok iyi bir rapper olduğunu savunamayız. Ama anlattığı duyguların geçişi noktasında kimse de, Türkçe rapte hiç kimse de olmayan bir durumu var kendisinin. O yüzden herkesin ayrı bir yerde koyduğu bir isim. Benim adıma ben ortaokuldayken önce kitabı okumuştum. Ardından Madde Bombs falan çıkmış o zamanlar ama ben bilmiyordum. Hip Hop Life'da albümü görmemle siktir ne alaka lan diye başladı bizim Indigo'yla serüvenimiz. O yüzden birçok insan gibi benim için de özel olan albüm Jonathan Livingston albümü. Çünkü bugünden baktığımda çok problemli mesajları ben kendim için çok okeylemişim. Siz de bunu fark edersiniz bu arada. Yani umarım fark edersiniz en azından. Çok problematik şeyleri okeylemişsin yani bunları. Geçen gün işte Derman şarkısıyla alakalı konuşurken Müptezel'i konuştuğumuz zaman şeyi söylemiştim. Yani bazı şeyleri okey oluyorsun çocuk yaşta. Bunlara okey olduğun zaman bakışın ve o süreç daha farklı ilerliyor. Çünkü sürekli duyarsan sürekli duyduğun şeyleri bilinçaltına normalleştiriyorsun. Indigo'nun da verdiği mesajlar bence birçoğumuzun dinlediği yaş itibariyle bizim bazı şeyleri yanlış inşa etmemize sebep olmuş olabilir. Bu şöyle bir şey değil, onu söyleyeyim. Ben bence çok iyi bir insan değilim. Yarrak gibi bir insanım büyük ihtimalle. Bu burç meselesi gibi değil yani. Ben yarrak bir insanım çünkü Indigo yüzünden demiyorum. Ama biraz sanki bazı şeyleri normalleştirmemde kesinlikle etkisi olmuştur. Şimdi chat'e ufak bir bakayım. Chat coşmuştu çünkü. Indigo'nun buzdolabı sattığına inanmayan eleman senle de hesaplayacağız. Aynen öyle hesaplayacağız. İyi geceler, albümü dinlemeye başladık mı? Hayır abi. Yaklaşık 7 dakikadır yayındayız. Birazdan tekrar geleceğim yayına. Yoldayım, umarım çok şey kaçırmam. Kolay gelsin. Kaçırmazsın abi. Hip Hop Loves demiş ki Indigo benim için özel bir MC'dir. İdolüm diyebilirim. Abi hemen kaç oradan. Hemen kaç oradan. Indigo şöyle en iyi storyteller değil. Indigo aslında bir story yazmıyor. Indigo kendi içindekini anlatıyor. Öyledir tabii ki. Öyledir ama storytelling biraz da aslında onu story eleştirmek. Hiçbirimiz o kadar story bir hayat yaşamıyoruz ya sabahlardan. Hasan, sevgili sabahlardan Hasan. Yani hiçbirimiz öyle bir hayat yaşamıyoruz. Ben de 30'uma gelmek üzereyim. Hiç öyle macera, ya hikayelik bir günüm olmadı. Bir işin içine hikaye elementi katıyorsun biraz. Abi küvet şarkısından yaptım 31 tam şakası için özür dilerim. Ronin sorun değil. Kayra vesaire direkt hikaye yazıp anlatıyor. Okey. Batu demiş ki selam itirafa geldim hiç Indigo dinlemedim. Abi lütfen bir yandaki şey belirtimi silmediysen. Dapoyete yaptığını... Oğlum herkes ne konuşuyor ben çok geride kaldım ya. Abi 6-7 sene önce Indigo dinlemeyi azaltmazsam götü buşu toplayamayacağımı anlamıştım. O yüzden bir sürü özellikle dinlemiştim. Aynı şekilde. Hip hop pelvis abi bu arada. Ben Hip Hop Laos olarak okudum abi. Sevgili chat, sizin Indigo ile olan anılarınız varsa bu nostalji trenine coş girmeden önce beraber üzerine konuşabiliriz.
Bir yandan da YouTube kaydı var. Haberiniz olsun. Sonra YouTube'da görünce de şey yapmayın. Diploma yalan şiir şarap işine bıraksın gibi bir şey indik. Kesinlikle öyle. Sağlıklı bir hayat inşa etmek istiyorsan bence Indigo ile olan anılarını ufak ufaktan silmeye başlaman gerekiyor. Şöyle düşünelim. Bir tane sözü vardı. Neydi? Kaybeden bir insana kaybetmeye öğütler mi? Öyle bir şey vardı. O çok kafa açıcı bir şey yani. Siktir oğlum. Alkolik bir heriften hayat tavsiyesi mi alacağım yani? Anı yaşıyorsun. Gene de Indigo yapamıyorum. Çok benden bir şarkı. 570 Koal. Abi yeni nesil rapçilerden kimleri önerirsin? Yabancı piyasada kolayca bulabiliyorum ama Türkiye'de yeni müzik parantez içi eski rapçiler harici bulamıyorum. Yayının sonuna doğru konuşuruz abi bunu. Indigo'da he, aynen. Chat'e soruyorum. Bir sanatçının diskografisi hakkında bir videoda tüm kariyeri dinlemek mi istersiniz? Yoksa sadece albümler hakkında bilgi mi dinlemek istersiniz? Güzel soru veteran. Biz de bu videoyu ona göre kurgularız. Albümü dinledikten sonra Martı'yı okumuştum. Sonra annemle Martı üzerine konuşmuştuk. Çok net ve güzel bir anı. Çok güzelmiş hakikaten. Let's go. Bir şarkının introsu da şeydir. Mutsuzluğa benim yanıma gelmesin. Mutsuzluk sırrı. Ya o Indigo'nun şeyi ya. Götümden sıçacağım ben çok özelim tribi yani. Midesini deldirip alkolikliği azaltınca geçmiştir o. Herkes fark ediyor arkadaşlar. Çok üzücü bir şey söyleyeyim size. Herkesin hayatında şey olduğu an var. Ha siktir lan bu hikayedeki süper kahraman ben değilim. Ve ha siktir lan bu hikayede hiç süper kahraman yok. İnsan bunları bir yerde fark edince bence ergenliğinin vitesi düşüyor. Haberiniz olsun. Indigo'nun o tripleri o yüzden komik geliyor bence artık baktıkça. Bu yaşta baktıkça. Çok farklıyım abi. Bir sabah Indigo Hacı ben ne yapıyorum Akü dedi ve öyle bıraktı. Midesi falan delindi vesaire bir şeyler oldu. O yüzden bıraktı. 2013'te Anıl Piyancı ile Ankara gelmişlerdi kargaşaya. Son anda belli olacaktı. O günü fanlıkta uzun at. Biraz hot bir take soracağım arkadaşlar. Tatsız bir şey olabilir sizin adınıza. Bugün rota neyse bizim çocukluğumuzda da Indigo aynı şey olabilir. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bir ihtimal olabilir. Böyle bir şey olabilir. Ya Flu şarkısını anlatıyor. Abart abi abart. Ya tamam rotadan farklı olarak şu olabilir Ronin. Şöyle söyleyebiliriz yani. Evet anlattığı şeyler hakikaten kişisel şeyler. Tamam mı? Ve biz empati kurabiliyoruz. Çok güzel. Bu yüzden bizim için ekstra farklı bir yerde. Ama etrafındaki duruş sanki arkadaşlar siz de kendi yazdıklarınıza biraz bakarsanız rotaya yakın olabilir. Ve tamam ne hakkında konuşuyoruz şu anda? Ben kaçırdım biraz. Ben Keith Jarrett'ın kariyeri hakkında bir video yapacağım galiba. 90 albüm falan var adamım. Yani abi komple anlat ya. En kötü seri seri yaparsın. Hayır arkadaşlar ben şey demeye çalışıyorum. Rotayı dinleyen çocuklar çok farklı bir yere koyuyor. Acaba biz de zamanla onu farklı bir yere koyuyor olabilir miyiz? Sadece soru. 3 albüm dinliyoruz. Madde Bağımlısı, Jonathan Livingston ve Çocuk. Evet. Indigo'nun albümündeki Bayan Zara için Kontkar'ın eşi deniyor bol sözlükte. Abi olabilir. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum ama emin değilim. Metalaştırmak gibi. Aynen abi. Tam olarak onu söylüyorum. Yani bugün belli bir yaşta ben 30'luma gelmek üzereyim. Benim baktığım yerden bazı şeyler hakikaten çok şey geliyor. Ya reis hani bu kadar da farklı bir insan değil misin? Bu kadar da ıkınmasan mı acaba? Oluyorsun biraz. Rota kendini çok zorlama bir şekilde o noktaya koydu. Indigo'nun o noktaya gelmesi daha doğal bir şekilde gelişti. Evet abi. Katılıyorum sana. Ama daha sonra kendisinden yani kendisinin bıraktıktan sonraki gelişen fandom'ı şehir efsanesi gibi bir şey oldu. Biraz rahatsız edici. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani işte mesela Egrey demiş. Yani ne uzattın aga dediğin yerler oluyor şimdi dinlerken. Ya da bu kadar karamsar olunmaz her şarkıda. Yok abi sürekli şey var. Ya yani ben farklıyım, 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 farklıyım mı o alt metni almaya başladığınızda çok şey oluyor gerçekten. Öyle misin? Peki abi. Bir de yaşına bakınca bu biraz daha kornileşiyor abi. Çünkü normal insanlar bunu 30'larında falan yaşıyorlar. 30'ların başında yaşıyorlar.
Daha 30'lu pardon 20'lerin sonlarına falan yaşıyorlar. Indigo'nun o zamanlarda hala buna inandığı albümleri dinlemek bu perspektifle baktığınız zaman enteresan oluyor. Tabii ki şimdi dinleyeceğiz oralarda fark ederiz herhalde. MB albümünde top 3 olmadı. Geçmişi düşünerek madde bağımlısı diyebilir miyiz? Bakacağız abi şimdi ama çok garip yazmışsın. Çok zorlandım okurken. Sokak Köpeği'nde onu yendi bence. Hiç sanmıyorum abi. Yani Sokak Köpeği'ndeki şarkıları hadi açıp bakalım ister misin? Bak şimdi. Nerede? Abi yani tırnak içinde söylüyorum ergenliğini yendi dediğimiz şeyde hiçbir yere ait değil. Çünkü o bir Sokak Köpeği diye bir şarkı var mesela. Ya da yani bilmiyorum. Evet, Sokak Köpeği'ndeki Sokak Köpeği şarkısı bile ne kadar farklı bir insan olduğunu falan anlatıyor. Çok özür dilerim, hani bunu gerçekten söylemem gerekiyor. Gerçekten 25 yaşına kadar falan farklı olmaya çalışıyorsun. 25-26 yaşına kadar hakikaten toplumdan farklı olmaya çalışıyorsun. 26'da falan şeyi fark ediyorsun. Siktir oğlum, benim acil herkes gibi olmam lazım. Herkes gibi olmam lazım. Çok acil. Böyle bir farkındalık yaşıyorsun. Yani sadece burada benim söylemeye çalıştığım belki aramızdaki yaş farkından dolayı sizde oturmayan şey bu olabilir. Şunu diyorum ya, belli bir noktaya kadar tamam abi anlıyorum. Ama kariyerde hiçbir büyüme yok ya. Yaş ilerledikçe kopuyorsun. Akıllanmış en azından. Batu bence bu üslubun en korni duracağı günlerden birindesin. Haberin olsun. Bence. Çünkü hiç dinlemediğim bir yerde şu şekilde konuşman corny görünüyor abi. Haberin olsun. Bir yaştan sonra herkes memur olmaya çalışıyor. Kafasal memur olmaya çalışıyorsun abi. Yani benim için de geçerli bu mesela. Kendi adıma. Makaleler, zartlar, zurtlar, şöyle entelektüel hip hop falan filan deyip en sonunda hadi abi ya chat hadi makara yapalım falan filan olsun. Indigo şu an ne yapıyor? Galiba İspanya'da yaşıyor. Batucuğum anladım anladım. Yok yine de bence hani sen sadece şarkılara odaklan, ben onu demeye çalışıyorum. Çünkü ilk defa deneyimleyeceksen senin için daha eğlenceli olabilir. Ve daha doğru olabilir belki. O zaman sevgili chat. Şimdi yayın görüyor mu? Görüyor, harika. Düzgün planlanmış Mersin'den de Barcelona'ya. O kadar entelektüel cart soru aga bana. Evet, yani şey falan yapıyorsun abi. O kadar entelektüel falan kasıyorsun, sonra bir yerde diyorsun ki neyse abi günde çok az vaktim var. Bari podcast uğraşmayayım. Yayın açayım. Ve şey olsun hani 2 saat makara yapalım ve bitsin abi falan gibi bir hayata geçiyorsun yani. Çok üzerine düşmüyorsun ya da biri sana ters bir şey dediğinde şey diyorsun. Aynen kanka öyledir ama kanka siktire git hadi tamam falan gibi alıyorsun. Ya da mesela bir çocuk şey yazmış Instagram'da. Kanka beni engeller misin? Instagram'da seni görmek istemiyorum falan demiş dedim. Yani mesaj attım. Bro yani bu özgüven nereden geliyor? Bro yazmadım ama bu özgüven nereden geliyor? Sen beni engelle geç amına koyayım. Özür dileyin, server disimini. Aynen öyle. Hadi bakalım başlıyoruz. Indigo'nun 2008 2007-2008 tarihli madde bağımlısı albümü kendisinin Hip Hop Life'da galiba yayınlanan ilk albümü. Ondan önce bazı işleri var bilinen. Ama kendisini bambaşka bir yere getiren bir isim. Bununla ilgili şöyle bir taraf var tabii ki. O dönem Farazi ve Kayra'nın da aslında çok pik yaptığı dönemler. Daha doğrusu çıktığı dönemler, özür dilerim. Çıktığı dönemler ve İşin sonunda storytelling sadece Kayra'nın yaptığı şey gibi anlatılıyor. Burada albüm yayınlandıktan sonra Hip Hop Life'da yayınlanan bir röportaj var. Orada storytelling tarafıyla ilgili falan da konuşuluyor ve bugünden baktığımızda böyle bir anda piyasanın storytelling tırnak içinde neydi? Ne denir lan ona? Boldu, evet. Boldu bir şey. 500 takipçi olmuşuz. Teşekkür ederim. Ve hikayenin sonunda Indigo'nun aslında yaptığı şey bu albümden sonra çok daha değişiyor. Çok daha kendi oluyor. Röportajı da izleyeceğiz. Röportajda da zaten sürekli olarak şeyi söylüyor. İşte storytelling, storytelling, storytelling yapıp duruyor. Bir dönem Indigo Batarya'da takıldı diye hatırlıyorum demiş Ronin. Yok abi. Allame'yle şarkısı var sadece. Hadi başlayalım. Madde bağımız. İlk şarkı.
ama acaba duyabiliyor musunuz? Ben bunu hiç test etmedim. Okey, duyabiliyor musunuz? Caddelerdedir. Madde bağımlısı aklı maddesindedir. Bilir nerede satıldığını, bulur yeni şehre gitse tekrar eder hikayesi. Gelen giden farklı, değişmez detay bir tanedir. İçgüdüsü bu onun ve onun bu ilginç virüsü. Bırakmaz hiçbir türlü peşini. Tipsiz gözükür, kendine bakmaz, meşgul her an nakit düşünür. Selam verse 5 dakika kayıp diye üzülür. Algıları açık ama frekansı çok alıngan. Aklına iki şey gelir geçtiğinde yanından. Ya memursun ya da gizli memur, belli kılığından. Kıllanır genç insanların favorisi saçlarından. Otobüs durağı camından arkasını kontrol eder. Başlaması çok olası paranoyak belirtiler. Kafa kıyak gezer bilir bir ton adam ayıkacak. Atacak zarf bir ton oyun gözlerini kaçırarak. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır bağımlılar. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır bağımlılar. Sahip olduğumuz her şey bize sahip oldular. Paramızla satın alamayacağımız hiçbir şey kalmadı. Her gün dükkanlar gezer madde bağımlısı. Arkadaşı gibi iyi tanır, ünlü mağazaları aldığı has farklıdır. Parayı tüketen kişinin papik gibi geçicidir. Bu yüzden devam edilir. Bir gün aksatılmaz kolay kolay, her gün dışarıdadır. Harcamıyorken de zengin gözükmek için kuşanmalı. Bir itibar söz konusu, korunması gereken. Satın alacak ürünleri resimlerle gösterilen. Aldığı şeyden anlayabilirsin onun özlemini. Misal kadın lardan konuşalım, çoktur parfümeri. Harcaması onun için güzelliği çok önemli. Hissetmek ister üstünde karşı cinsin ilgisini. Erkeklerde durum farklı değil, tamam teknoloji asıl ilgi alanıdır ama kadın en derini. Alınır laptop, webcam, bir mikrofon bağlan, tamam bir ton şey var ama asıl olay buradan kız bağlar. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır bağımlılar. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır bağımlılar. Sen neye bağımlısın? Söylesene çabuk. Kafein, ha? Makyaj olabilir mi? Seks belki. Para, evet. Uyuşturucu, hayır. Alkol, asla. Seç beğen hangisi, ha? Bağımlıyız hepimiz bir şeylere. Yani huzursuz oluyoruz. Yanımızda olmadı mı bu şeyler? Uçuk gözükmesin. Telefonsuz durabilir misin? Bağımlılık budur. Akla ilk eroin gelmesin. Alışkanlık olur bazı davranış şekilleri. Şiddetle büyüyendir kavgaların geliş yeri. Kendi iç hesaplaşmasından kaçmak için insan meşgul etmek için kafasını gidip madde alacak. Herkesin maddesi başka. Bazısının gösteriş, bazı ot, bazı bilgi, bazısının alışveriş. Herkes aldığında maddesini keyifle. Yoksunken maddenden gülümsesen sırıtır. Hey yo, ilk şarkı bence bir albüm girişi için inanılmaz iyi. Yani bu, evet, herkesin bağımlılıkları var. Hani herhalde buradan da şey olmayız ama. Ne anlatıyor abi bu adam? Ne anlatıyor? Ama bu üç albümü dinlerken bir yerde fark edersiniz diye düşünüyorum. Bazı şarkılar da var çünkü. Bu albümde, bu albüm herhalde Indigo'nun en az kendisini gösterdiği şeylerden bir tanesi. Ama bence güzel bir albüm introsu. Hiç bilmediğin bir rapçiden şöyle bir şey dinlemeye başlasan gerçekten merak edersin yani. Ne demiş? Zamanında Charles Inci ile Indigo bayağı sıkı dostlardı diyebiliyorum. Yani evet, ikisi de aynı dönemlerde Eskişehir'de bulunmuş. Bu arada Charles Inci ile Indigo'da kavgalı galiba. Bilmiyorum abi. Didaktik şiir gibi denmiş. Olabilir. Döneminin rappingi biraz böyleydi abi. Şu webcam olayında aklıma hep Sokrat geliyor. Sivil itaatsize gelmiş konu. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Sivil itaatsiz zaten hayaldi dostlar. Bence olmaması iyi olmuş. Öyle bakabilirsiniz. Olmaması iyi olmuş. ÇS sivil itaz için yapsak da dinlemeyeceksiniz. Sözde istek var ama dinlenmelere bakınca öyle... Harbiden mi? Böyle bir şey mi yazmış?
Ülkenin underground rapçisine bak. Dinlenme kovalıyor. Çok enteresanmış. Ben bunu bilmiyordum. Gerçekten öyle mi olmuş? Peki abi. Öyle miymiş? Vay be. Neyse. O zaman ikinci şarkı senin yüzünle devam edelim. Albümdeki açık ara en kötü şarkı bence. Mesaj atarken de biliyordum benden haz etmediğini. Dayanamadım aldım numaranı, halbuki sabretmeliydim. Geçmiş 2,5 sene ve çok da sular akmış üstünden. Çok sık konuşamıyoruz artık zaten belki küstüğünden. Haklısın ne desem, hatalıydım bıraktım seni yolda. Bağlanmaktan korkuyorum, sevilme hissi beni zorlar. Belki bir kompleks, belki de tamamen yabancılaşma. Gerçeği bilsem anlatırdım, o yüzden benden uzak dur aşkım. Özür dilesem kimden, ne için hiçbir anlamı yok ki. Suçluluk duygusuyla başa çıkamıyorum her anım bok gibi. Ama en azından söyledim, artık bu beni rahatlattı. Vicdani muhasebem oldu, hiç duymayacağım bu şarkı. Tamam artık sustum, duyamazsın sen beni. Yalan oldu sözler, gözlerinde yok beni. Söndüştüm ışıklar, ölmüştüm umutlar. Karanlık sokaklar, adımları ağlar. Yürürüm yalnız bak, peşimde bir gölgem. Nedense kalmadı içimde bir zerren. Hava soğuk, nefesler buharlı, kanım donuk. Tamam artık kandı yolda gördüm. İfade anlatırlar yalnızlık bu böyleyse. Adımlara devam edip yürüttüm, baktım canlardı senin yüzün. Teşekkür ederiz herhalde bu şarkı için. Albümün ikinci şarkısı. Ve bir anda evet abi ilk şarkı çok iyi ama ikinci şarkı o kadar iyi olmasın gibi şey olmuş. Rap şarkılarında gitar solosu duymak güzel oluyor ama tabii ki bir keman girişli bir beat değil. Evet abi. Ciki34 hepimizin izlediği videoya referans olup bu adamı Ziraat Bankası'na albüme poster için para atmıştım. Ziraat ATM'den kayıtsız işlem nasıl yapılır diye videosu vardı. Bir şakam var ama lütfen kişisel almayın, tamam mı? Hiçbir alkolüye para vermedim. Sinyalcilere de vermiyorum. Indigo'yu seviyorum arkadaşlar. Sizi biraz kaşımak istiyorum bir yandan da. neyse. bu arada bu default bir StepFX. Büyük ihtimalle evet. Yalvarıyorum klip alın. Yok. Almayın. Kapaktaki indigo yazısı tüm ciddiyeti bozuyor. Buna mı takıldık abi? Senin sevgi dilin bu yüzden üstleştik ama. Bilmiyorum abi, eski sevgililerime sorun. Neyse, buna da sonra trapçi çocuklar tetikleniyor. Abi eski sevgililerinden bahsediyor. İncel kız falan gibi şeyler yazıyor. O şarkı yapabilmek için... Dur, burada bir çaresinci yorumu vardı. O nerede? Ha. Ezberlemişsiniz sivil itaatsiz de sivil itaatsiz. Sorup duruyorsunuz. Yarın klipsiz yayınlasak yarınızdan çoğu açıp dinlemeyecek bile. Bu camianın neyine sivil itaatsiz arkadaşlar? Bedavadan insanı bunaltmayın. Çakkıdı çakkıdı kop kopa devam. Ya bu hardcore rapçilerimizin herkesi fırçalama huyu ne abi? Vay be, ne bilgi adam. 2010 yılında olsaydık çok güzel olurdu. Gerçekten. Çok iyi bir üslup olurdu ve gerçekten okey falan derdik bu üslubu ama 2024 yılında çakkıdı çakkıdıya devam abi. İnsanı bunaltmayın. Siktirin gidin tarzı bir şeyler yazmak. İnanılmaz. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Gatekeeping'i çaresince de Indigo'da o kadar kötü yapıyordu ki millet ona buna dinozor diyorsa falan, bu Joker'ci çocuklar falan filan ortada dolaşıyorsa hepsi, bu tweet yeni değil. Biliyorum biliyorum. Ben görmemiştim sadece tweet'i önce. Ya o kadar kötü gatekeeping yaptılar ki şey falan, şey diyorlardı ya net net.
Abi 3 çizgili Adidas'ın yoksa bu ruhu anlayamazsın. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Yani. Rapçi olma bro. 3 çizgili Adidas'ın yoksa bro. Rapçi olma bro. Ama sokaklardan bahsedin. Yani o açıdan bakınca çok komik olacak arkadaşlar. Şuna bir bakın yani. Şeye. Şöyle rap yapmayın. Böyle rap yapmayın. Rapçi şuna denir. Bu rapçi değil. Falan. İnanılmaz. 3 çizgili Adidas bro. Yoksa rapçi gibi takılmayın bro. Hadi lan size mi soracağım? Manyak mısın? Nesin anasını satayım? Peki dedim amına koyayım. Peki mi dedin? Rapçi değilsin bro. Falan gibi böyle. Çok garip tripler. Neyse hadi rakibinime geçelim. Zorlama beni, ben rakibini. Rekabet ediyoruz, düşmanın değilim. Oynama sakın oyun, kapıştı mı? Salça olmak için hapis gibi. Sevmiyorum pek Türkçe rapçilerini. Havalı sert MC'lerini. Tehditle konuşur, stili budur. Sevmezsen işini, siniri bozulur. Çete kurup rap yap 3 kişiyle. Çağrı Sinci'yi niye disliyor? Bilmediğim bir drama mı var? Çağrı Sinci'ye dis var. Ne alaka? Ulan 3 gün drama yayını yapmadık. Niye çağırsın Cedis var? Neyse. Küfürler komik olur süt dişiyle. Ürünün tırt, gününün ayır bir çoğunu. Kafiye peşinde yorulup bilmiyorsun, öğren nasıl iş yapılır. Ama buna engel kasıntı yapınız. Uyardım sizi sert çocuklar, bir kez yetsin dedim, gel koçum bak bize. Freestyle King benim reklamım oldu. Ama asıl kaynağı ritmimi bulduğum yer defter, bir de kalem elime de gelir ise kusabilirim hepinizin üzerine. Zorlama beni, ben rakibinim. Rekabet ediyoruz, düşmanın değilim. Oynama sakın oyun, kapıştı mı? Salça olmak için hapiç gidip. Zorlama beni, ben rakibinim. Rekabet ediyoruz, düşmanın değilim. Oynama sakın oyun, kapıştı mı? Salça olmak için hapiç gidip. Ben bir MC'yim, paramı bundan kazanmak zorunda, yoksa yok olacağım. Hayatta tutmak için indigoyu lazım, her gün 10 lira. Bilmiyorsun, feed için geliyor bak çok teklif. Space'lere baktım, ümidim yok kestim. Rapini beğendiğim tek adam Epic. Sevenim ya da değil, geri kalan ezik. Bir ton iş yaptım, part time ekstra. Az para aldım, sonuç hep gram ama. Yeni karar aldım, satacağım rapimi. Feed CD ya da sahneden en kral. Tabii ki amacım bandrol agacım. Bekliyorum şimdilik panto yamalı. Yüzümde izi var az çok acının. 19-3 gün Pandora açılır. Zorlama beni, ben rakibinim. Rekabet ediyoruz, düşmanın değilim. Oynama sakın oyun, kapıştı mı? Salça olmak için hapiç gidip. Zorlama beni, ben rakibinim. Rekabet ediyoruz, düşmanın değilim. Oynama sakın oyun, kapıştı mı? Salça olmak için hapiç gidip. Yani ilk şarkı çok iyi ama peş peşe gelen iki şarkı meh. Sonra mı güzel bir şeye giriyoruz. Dört şarkı boyunca güzel bir şeyimiz oluyor. İki şarkı sonra Primo Scratch'i var. Yine rapçilik şarkısı. Rap anlatan rap. Sonra Geçmişi Düşünerek diye okey bir şarkımız var. Sonra Indigo'nun bence en iyi bu albümdeki en iyi iki şarkıdan birisi karşımıza çıkacak. Boş boş. Bir de en sonunda Zeki Misin Sanıyorsun var. O da bence aslında Indigo'nun kariyeri buraya geldiyse eğer böyle bir arkasında inanılmaz bir kült bıraktıysa bence çıkışı bu şarkıylaydı diye düşünüyorum. En azından o dönemki herkese etkileyen şarkı oydu. Zeki Misin Sanıyorsun da. Meh değil bence, direkt kötü. Evet. O zaman hemen devam edelim mi? Primus Crash'ine. Let's go. Dediğimize bazı bilim adamları kuantum diyorlar, bir bak nete girdiğin zamanlar molekülmüş bütün yaşam, düşünceyle şekillenen. Üzüleceğine neşe diyeceksin, üzüntüyü yaşamayacaksın. Secret isimli kitapta tam da bunu anlatır. Neden İngilizce ismiyle yayınlandı tam bir sır. Çok sevdi tüm halkım, koşturarak kart çekti. Kaçmaz bu bestseller, Cüceloğlu halt etmiş. Teori çok iyimser çünkü bütün iyilikler bizde gelirler. Yeteri kadar samimi ve içten, istersek evrenden hissedermişsin kalpte. Edildiğini kabul, dileğinin kendi gayreti.
niyetinle. 3 sene önce dinledim zehir gibi bir abiden. Birkaç tespit hoşuma gitti, bir tanesi harbiden dedi. Her tarafta görürsün haklı insanlar, rastlarsın mutlu olmaya çalışana nadiren. Fazla aklıma gelmeye başladı şizofreni. Sanırım yoldan çıkarıyor artık hiphop beni. Beyler duyuyorum sesler, dersem tempo denir. Kötü zaten dinlerdim olsaydı primo scratchy. Fazla aklıma gelmeye başladı şizofreni. Sanırım yoldan çıkarıyor artık hiphop beni. Beyler duyuyorum sesler, dersem tempo denir. Kötü zaten dinlerdim olsaydı primo scratchy. Az önce yırttım bu şarkının eski sözlerini. Çünkü adli bir olay vardı, riske giremedim. Anlatmıştım çok mükemmel, oturmuştu akış tonum. Sevmiştim içime oturdu, şimdi yatış modu. Yazmak istiyorum bir şeyler ama kırıldı hevesim. En özgür hissettiğim eylemde bile var engelim. Bu yüzden duyuyorum sesler, dersem tempo denir. Kötü zaten yok bu parçada hiçbir primo scratchy. Atabilsem ağzımla çıkar yaparım beatbox. Serbest takılsam üstüne olacağım yapan ilk bak. Tamam belli oldu bundan sonra amacım yapamayacağım. Biliyorum ama vazgeçmeyeceğim bunun savaşından. İnan hala etkisindeyim yırttığım kağıdın. Çözümü yok bunun, ben hayal kırıklığımla kaldım. İfade özgürlüğü isterken ciddiydim. Yarın sıra sende dinleyici, bununla ilgilenin. Fazla aklıma gelmeye başladı şizofreni. Sanırım yoldan çıkarıyor artık hiphop beni. Beyler duyuyorum sesler, dersem tempo denir. Kötü zaten dinlerdim olsaydı primo scratchy. Fazla aklıma gelmeye başladı şizofreni. Sanırım yoldan çıkarıyor artık hiphop beni. Beyler duyuyorum sesler, dersem tempo denir. Kötü zaten dinlerdim olsaydı primo scratchy. Şimdi fark ne bilmiyorum ki ama geçen yıllar yüzündendir artık. İş aklıma geliyor benim rap deyince. Eğlenceyi de önceden şapkalar fiyakalı. Kamera görsek alacağımız ilk şeydi sigaramız. Poz yapar gülerdik, Fight Club oynardık. Morartırdık omzumuzu, aklımızca boks yapardık. Eli boşluk işte mezun olduk, koştuk işe karardık. Baktık başa çıkamıyoruz, çıkanlardan rol çalardık. Bu titiz planlanmış program bizim için fazla düzenliydi. Hani imkanım olsa klonlanacağım. O derece işte meşguliyetim, vurup kırmak istiyorum ama içten içe kemiriyor bu niyetim. Paranoya yaşam çünkü bir kez düştüm karakola. Telefonu dinliyorlar, haber verin sağa sola. Geçmişi düşünerek kaçırmışım hayatı. Korkarım altında bir travma yatardı. Sinirlenecek olsam gidip birisine sarardım. Çünkü yarın görmek için fazla karanlık. Geçmişi düşünerek kaçırmışım hayatı. Korkarım altında bir travma yatardı. Sinirlenecek olsam gidip birisine sarardım. Çünkü yarın görmek için fazla karanlık. Ben bebekken Michael Jackson henüz siyahtı. Yakılmıştı 4 sene önce kızıl kitaplar. Berlin'de bir duvar vardı şehri bölen. 5 yıl sonra yıkılacak da olmadan bir resmi tören. Rus salatası hala Rus'tu. Türkiye'nin çocukları yazın gelen haribolarla coştu. Gurbetçi demek diğer dünyaya açılan kapı. Neredeyse her babanın dökülmüş acıdan saçı. Hep dar giyinmezdi, dar pantoya streç derdik. Depresyon yoktu, sıkıntılının stresli derdi. Kanser değildi, kimse ölmüyorduk eriyerek. Öğüt vermiyordu dostum, öğreniyordum deneyerek. Lugatımda yoktu sıfırı çekmek diye bir şey. Şimdi düşünüyorum sokaklara düşmeyi bile. O yüzden albümü satacağım aksilik olmazsa. Olursa süper ama hadi ya olmazsa. Geçmişi düşünerek kaçırmışım hayatı. Korkarım altında bir travma yatardı. Sinirlenecek olsam gidip birisine sarardım. Çünkü yarın görmek için fazla karanlık. Geçmişi düşünerek kaçırmışım hayatı. Korkarım altında bir travma yatardı. Sinirlenecek olsam gidip birisine sarardım. Çünkü yarın görmek için fazla karanlık. Ben sana buranın yarısından ver dedim. Ama sen yine beni hep her zaman geçiştirdin. Dinlemiyorsun moruk, ben sana bir ton şey sayıyorum. Ama sen hiçbirini hiç kale almıyor. Yo beatmaster da benim adamım şimdi kayıt. Yapmadığımız zamanlar bizim kayıp olur. Neden? Çünkü böyle gitmez işler. Moruk para istiyorum, karşılığında vereceğim fişler. Fatura keseceğim, kalırsın vergi vermem. Kayıt dışı ekonomiye ben hayranım, sevmem. Devlet otoritesini üstümde hep ceza. Kesiyorlar oldular başıma çok bela. Ey, şimdi peş peşe iki şarkı dinledik. Primo Scratchy ve Geçmişi Düşünerek. Bence ikisi de diğer iki şarkıya göre, ikinci ve üçüncü şarkıya göre iyi şarkılar. Biraz da aslında
özellikle sonra Jonathan Livingston'da göreceğimiz şeyin üzerine giden şarkılar, onların böyle prototipi gibi şeyler. Ki onun aslında ilk bitmeye yakın örneği en sondaki Zeki Misin Sanıyorsun parçası. Ama yine de iki iyi şarkı geldi peş peşe. Primo Scratch'i biraz chatte de benzeri yazılmış aslında. Indigo'nun abi bak ben çözdüm şimdi bak şöyle falan. Biraz sarhoş mu muhabbeti? Ki Indigo'nun rapinde her zaman bu bir tık var. Yani okey bu kendisinin sanatçı kişiliğiyle de artık iç içe geçmiş bir şey. Ama bu illüzyonlar bozulduğu zaman komik oluyor. Bir de o duygusal paylaşımı yapamamaya başlıyorsun. Yani biraz ayıkok muhabbeti inanılmaz. Ayı kafalı ağzı şarkısı var mı? Abi olmalı işte. Hani. Ha bu arada şey olarak söylemem. Hani, hakikaten herkesin bir olmalı yani. Hepimizin eşleştirdiğimiz dönemleri var Indigo'yla. O dönemler daha related olabiliyorduk ama sonradan ekstra kulak vererek değil nostaljik hislerle dinlemeye devam ettik. Çünkü yaş ilerledikçe aslında hayat üzerine o kadar daha acayip tespitler yok. Herkesin hayatında en az bir tanesi denk geldi. Standart alkol düşkünü bire aforizmaları gibi. Evet. Katılıyorum. Sana inanılmaz katılıyorum. Yani evet herkes bir maddenin bağımlısı ama wow bir şey değil. İşte çıktığı dönem ve o zaman Türkçe rap'in kitlesi biraz ufak abi. Yani işte ortaokul, lise falan hani. Ya şöyle bir basit matematik abi. 2014-2015 zamanında Hip Hop Life'da orada burada insanlar şeye seviniyordu. Gece konserleri başladı. Artık bambaşka bir yere gideceğiz abi falan gibi şeylere seviniyordu. Çünkü yani kitle büyüyordu. Hani buna seviniyordu insanlar. Tabii ki o çocukların tükettiği, o çocukların içinde ben de varım bu arada. Şeyi romantize etmeleri çok normal. Ben hala şeyim ya, bazen kafamın içinde hala Indigo sözleri yankılanıyor. Ama burada şu da var, Battle Royale'de yaptığımız şey aslında şu. İşte, abi hatırladığımız şeyler o kadar da güzel değil. Ve hani, Türkçe rap'in eski zamanları o kadar da iyi değil. Yani şey gibi ya, burada disleri dinledik. Onun omuna apartman diktim falan gibi söz var mesela. Mesela. Şimdi böyle konuşuyoruz, sevmiyoruz da sanılmasın bu arada. Hala da dinliyorum. Ben de hala dinliyorum abi. Ama işte şey var, bir şeyi şunu net söyleyeyim. Yani bir şeyi negatifleriyle sevmek. Ya bir kızı seviyorsunuz mesela. Kız arkadaşınız var. Kız arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı negatifleriyle sevmek, negatif yönleriyle sevmek kesinlikle çok daha iyi bir şey. Ben o negatif şeylerin farkındayım Indigo ile alakalı. Bunları sadece ifade etmek istiyorum. Evet, eski Türkçe rap iyi yılını kim ortaya attı, 90'ları övmek gibi. Evet. Çok Winnipeg teorisyenliği var Indigo'da. Yok abi o kadar değil bu arada ya. O kadar değil. Winnipeg'in de hani ya bilmiyorum sabahlarda nasıl ama Winnipeg'in şöyle bir sözü var. Yani Barack Obama'yı tüplerle klonluyorlar. Tamam bu bir metafor. Okey. Ama yine de bunu söyledir. Bütün Amerikan başkanları aynı demeye çalışıyor da. Yine de komik. Öyle duyduğum zaman. İnsanı Türkçe rap'in Winnipeg'i köst abi. Öyle deme oğlum, sonra menajeri darlıyor. Neyse hadi bakalım. Albümde benim ilk gerçek favorime geçiyoruz. Sabredip izledim uzun süre, tek tek klasör açtım kafamda, herkes için bir tek nokta vardı ortak olan izlediğim tüm deneklerde. O da hangi şartta olursa olsun ben diyebilme. Genelde izlediğim kadınlardı bence işin aslı. Dergilerde yazdığı gibi değil, yok detay merakı, yüzeyseldi kendine çok güvenen görünenler. Baba şefkatini özler, dominant geçinenler. Tek bir konu açılıyor ve statüsüne göre sıra oluşmuş, her gün kurulan sıradan ortamlarda başlıyor herkes anlatmaya en favori anısını. Nezaketen gül aktardı anında tüm tasasını. Anlatmazsın sorunun nedir
nedir diye sorar. Dener şansını anlatırsın kurduğun kusursuz mantığı. Reddeder ve üste çıkıp hele bir de derse ki bunu ben de düşünmüştüm, yer elimin tersini. Konuşmuyor zaten, anlatıyor boş boş. Problemin temeli dinlememe biz. İletişim kurma böyle bir şey değil. Sağır etti kendi kelimelerimi. Konuşmuyor zaten, anlatıyor boş boş. Problemin temeli dinlememe biz. İletişim kurma böyle bir şey değil. Sağır etti kendi kelimelerimiz. Kafamızdan geçenleri kimle neden paylaşırız. Çözemedim olanları dinlemeden taslaşırız. Sohbet değil ürün tanıtımı, tadında muhabbetler. Anlatımı gerçek çıkılmak için tuhaf jestler. Fark ettiğimden beri bunu korkutuyor kalabalık. Olsa bile içlerinden birçoğu çok cana yakın. Farklı olduğundan algılar. İlla ters düşüp yaşayacaksın sorun çakışınca yargılar. Ve sanırım dünyanın her yerinde bu böyle. Hem Sidney'de hem de Arjantin'de küçük bir köyde. O zaman değişmeyecek tek şey yalnızlık. Onu da beceremez kimse, artık arada kalmıştır. Asosyal kişilik bozukluğu bozuk değil aslen. Uyum sorunu yaşar kişi agresiftir biraz ters. Peki ya yanlış olan herkesse, suçlu masumsa? Neden bu zıplatıp uyandıran puslu kabuslar? Konuşmuyor zaten, anlatıyoruz boş boş. Problemin temeli dinlememe biz. İletişim kurma böyle bir şey değil. Sağır etti kendi kelimelerimiz. Konuşmuyor zaten, anlatıyoruz boş boş. Problemin temeli dinlememe biz. İletişim kurma böyle bir şey değil. Sağır etti kendi kelimelerimiz. Yo. Şimdi bu az önce o kadar attım tuttum ama abi yarın işe gideceğim, uyuyacağım. Bu yayın tekrar olacak mı? Olacak. Albümdeki en kötü şey nakaratla. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu şarkıyla ilgili şeyi söylemem lazım. Hala böyle az önce atıp tutmamışım gibi olacak ama. Ya benim mesela hala kendimi özellikle ikinci verse kısmında çok gördüğüm şeylerden biri. Benim de sosyal olarak problemlerim var. Abi şöyle kötü böyle kötü diyorsun, hala kafa sağladım. Ya oğlum az önce söyledim zaten dinliyorum diye. Özellikle ikinci verse ekseninde çok kendimi görebildiğim bir iş. Ben de sosyal olarak sosyal ortamlarda çok zorlanıyorum. İnsanları eğlemek beni yoruyor. İnsanlarda genel olarak eğiliyorum yani. Bu herkes için böyle. Biraz eğiliyorum. Bazen sevdiğim insanları da eğiliyorum. İşte o yüzden biraz kendimi görebiliyorum. Yani şey gibi, evet abi sevdiğim insanları eğlememem gerekiyor ama başka bir şekilde iletişim kurmanın nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Öyle bir problemim var. O yüzden burada ikinci başta kendimi biraz görebiliyorum açıkçası. O yüzden ekstra bir tabii ki bazı şeyleri pas geçip filtreleyemeden görüyor olabilirim. İlk verse ekseninde ya dediğim gibi Indigo'nun kariyerine inanılmaz bir tekniği hiçbir zaman olmadı. Ama mesela ilk verse'ü atıyorum çocukken görüp çok sakat varsayımlar yapmış insanlar olabilir. Bilmiyorum o insanlar kim, hiçbir fikrim yok. Kimdir o insanlar? Ama olabilir böyle şeyler. İşte bu biraz zararlı gibi sanki. Bilmiyorum tabii kim yapmıştır öyle şeyler, kim yapıyordur bilemeyeceğim. Pillow Talking'in dediği gibi müzik olarak iyi de böyle yaşanmaz arkadaşlar, örnek almayın. Abi bence örnek alıp öyle yaşayan arkadaşlar için zaten çok geç. Yani artık ışık kadar olmuşlar artık. Bedroya dinlerken de sallamadık mı kafamızı kardeşim? Siz de ayıp ediyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Genel evde giderim harpede sözünü alkışlarken hepiniz oradaydınız. Neyse hadi bakalım. Hırslı kardeşim nasılsın? Umarım iyisindir, ben burada çok kasıldım. Onur aradığında çıktım bakkaldan para bozup. Dedi Sami paket. Sandım ilk oldun karakollu. Detay bilmiyormuş, aradım Manisa cezaevine. Mektup yazacağım ama bilmiyorum ki hiç neler denir. Baskı altındayım böyle sanki kolum alçıda. Şiddet uygulamak istiyorum elimde bir mançıkayla. İkinci mektubun geldi 5-15 yılda dava açmış savcılık. Gözlerim yaşardı anında. Çok uzun bir süre bu senin gibi agresif bir adam için. Burada olmalıydın onları alt edip. Bitecek yakında biliyorum.
diyorum beklenmedik bir anda. Merhaba diyeceğim tekrar kardeşim diyen sana. Özlersin kaf kaf dışında her yer gurbet. Ne diyeyim agacım, sık dişini sabret. Belki şimdi yoksun aga ve ben uzaktayım. Dört duvar içinde yalnız ve harmanken sen. Hissediyorum kelepçeyi ellerimde gurbetten sevgi. Yalnız ve harman. Belki şimdi yoksun aga ve ben uzaktayım. Dört duvar içinde yalnız ve harmanken sen. Hissediyorum kelepçeyi ellerimde gurbetten sevgi. Yalnız ve harman. Bugün iki ay oldu moruk sen tevkif olalı. Mahkemene geleceğim önce giyip gömlek kolalı. Bir zula da getireceğim 35'lik vodka. Ulaştıracağım sana mutlaka sonra yol alıp. Döneceğim geri kendi sefil özgür yaşantıma. Ve burada hala şarkı söylüyor salak kıraç. İnan anlayamam hiç nasıldır cezaevi. Dışarıyı soracak olursan yalnız fena derim. Küresel ısınıyoruz hızla. Kış çok kurak geçti. Eski ev arkadaşım geçen gün bıçak çekti. Dondum kaldım böyle neredeyse 30 santim. Sokacak sandım eleman yetmedi onun kalbi. Sadece şov içinmiş amacıydı korkutmak. Sonra mesaj attı ben de dedim dinle oğlum bak. Problem yaratma benim tarzım hiç değil. Bırak taklit etmeyi vadedeki gereksiz tripleri. Belki şimdi yoksun aga ve ben uzaktayım. Dört duvar içinde yalnız ve harmanken sen. Hissediyorum kelepçeyi ellerimde gurbetten sevgi. Yalnız ve harman. Belki şimdi yoksun aga ve ben uzaktayım. Dört duvar içinde yalnız ve harmanken sen. Hissediyorum kelepçeyi ellerimde gurbetten sevgi. Yalnız ve harman. Kafamdan geçenleri ne dostum ne ailem. Tamamen kaybettim ben gerçeği. Bu tutarsız davranışlar işte hep bu yüzden. Yanıldığımı başkası düşündü. Hayal benim her şeyim. Onlar için bunlar basit, benim için karmaşık. Beklemiyorum hiç kimseden bunun için anlayış. Bazen hayatta kalmaktan daha zor geliyor. Bir günü kavgasız bitirmek, herkesle anlaşıp. Aşılandı bana ben bir hiçim. Eğer okunmazsam kale almazlarmış. Mavi şehirde oturmazsam yararım dokunmalı etraftaki herkese. Bu sayede aile kalabilirmişiz sadece. Belki budur tek sebebi bu kocaman öfkemin. Ve payı var tabi içimdeki çocuk Indigo'nun. Annem sanıyor esnin yüzünden böyle oldum. Fakat anneciğim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Olmadı bunların hiçbiri. Kendimi kandırıp yıldırımı da boşa harcadım. Olmadı bunların hiçbiri. Yarattım kafamda şimdi de hayatımı kararttım. Olmadı bunların hiçbiri. İnat ettim fakat bana hiç kimse inanmadı. Olmadı bunların hiçbiri diye düşünebilirler ama ben bunları yaşadım. Bunların hiçbirini olmamış saysak şimdi. Elde kalan anadan üryan çıplak ben kimdir? Tecrübe ettiğim onca çocukluk travmalarım sebebidir evdeki 50 şişe marmaranın. Yalnızlığımı arttırıyor her geçen saat benim. Uyuyamam çünkü her gece farklı bir karar verip güne öyle başlarım ama dün devam eder. Yarın da mı böyle olacak olsun ne fark eder? Genel anlamda tek yaptığım ölümü beklemek. Bazen koşuyorum bazen zor gelir emeklemek. Ölümden sonra adalete inanmadığım için hakkımı burada istiyorum çünkü hak emek demek. Sevdiğim bir dost der ki sorun inanç eksikliği. Çok sayıda inancım oldu geçmişte eskittiğim. Bedenim 80 kilo, ruhumsa bir ton benim. Kabul etmek zor ama galiba şizofrenim. Yani abi öncelikle şizofren değilsindir bu arada. Ufaktan bir haber vereyim. Ardından yani eğlenceli bir şarkı. Ciddiye almazsınız bence eğlenceli bir şarkı. Ciddiye almazsanız bence iyi bir şarkı. Yani güzel bir şarkı ama yayının başında şeyden bahsetmiştim ya, yani her şeyi blame'liyor böyle hani abi şunun yüzünden, bunun yüzünden, şöyle böyle falan gibi. Kariyeri boyunca yani insan olarak yorum yapmıyorum, insan olarak tanımıyorum çünkü. Ama işte şey falan çok komik. Çok güzel bir söz, tamam mı? Bunların hiçbirini olmamış saysak, elde kalan anadan üreyen çıplak ben kimdir? Güzel bir söz. Harbiden. Ardından da şey geliyor. Tecrübe ettiğim onca çocukluk travmalarım sebebidir evdeki 50 şişe marmaranın. Tamam mı? Okey. Bu da olabilir. Ama hiç şey açısından baktık mı? Abi belki dümdüz iraden yoktur. Bağımlısındır yani. Yani
Düşündün mü bunu? Sadece bağımlı olabileceğini düşündün mü? Çünkü bağımlılık yani bağımlılık ayrı bir şey ya. Abi bu arada herkesin iradesi çok sağlam olacak diye bir şey yok. Evet abi. Ama işte iradesiz olduktan sonra bunu şimdi irade biraz daha içsel bir problem ya. Yani iradeli olmak içsel bir problem. Ve bunun şeyimini travmaya falan atmak bana çok bu yaşımda artık çok şey geliyor. Abi yok be falan gibi oluyorum açıkçası. Hani alkol bağımlılığın var. Uyuşturucu bağımlılığın var. Hani hoca ya da şöyle bir bakış açısından bakabilir miyiz acaba? Ben en azından artık böyle bakıyorum. Kimse seni anlamıyor. Dünyayla baş edemiyorsun. Problemlerin var. Ama suçlu biz miyiz? Yani şöyle bakıyorum. Dayı, bunların her birinin kesim noktası sensin. Demek ki sen kendini ifade etmiyor olabilir misin? Edemiyor olabilir misin? Abi bir noktada çok döngüye girmiş. O belli. Kara delik gibi niyet. Evet abi ben de benzer bir kara deliği yaşadım. Yani hayatımın bir döneminde yaşadım. Ama bir şekilde çıkmak zorundasın. 200 bölüm podcast çektim amına koyayım. 200 bölüm podcast çektim. Yani sizce akıllı adam işi miydi? Öyle sorayım arkadaşlar. Tabii ki değildi. Ama bir şekilde çıkmak zorundasın. Ne yani mideni delene kadar alkol mü tüketeceksin? Bu mu mantıklı olan? Bizim hoşumuza gidiyordu. Fuck you. Sözler çok slogan gibi. O da olabilir abi, evet. Ya bağımlı olduğuna ikna olsa veya önem verse alkol komasına girmezdi bence. Abi burada şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben biraz da kendi okeylediğim şeyleri tartışılabilirim bir yandan. Sadece Indigo eleştirisi yapıyor değilim yani. Biraz da kendimle de tartışıyor olabilirim. Abi Hunter demişsin ki sokak köpeğini de bir tık açtı deyip bir söz atmışsın. Sadece bağımlılıklarını replace etti işte. Yani bağımlılık öyle bir şey arkadaşlar. Şu annem de izliyor olabilir o yüzden. Bağımlılıklar bırakılmıyor, değiştiriliyor. Başka şeylere bağımlı oluyorsunuz. Bağımlılık zaten şey, bir şeyi hayatındaki eksiklikleri bir şeyle dolduruyorsun. Sonra ona çok okey oluyorsun. Sonra onsuz yaşayamıyorsun. Sonra bunun çok tehlikeli bir yere geldiğini fark ediyorsun. Onu bırakıyorsun. Şey gibi ya abi işte mesela geçen bugün Sopranos'tan bir bölüm izliyordum. Lavuk böyle tedavi oluyor. Tedaviden çıkıyor. Bu sefer de kola bağımlısı oluyor. Bu her yerde böyle. Her şey için böyle bu arada. Ya da ben size şu an akşamın 10.30'unda burada 38 tane insanız. Hepimiz hayvan gibi müzik dinliyoruz. Neyden kaçıp bunu bu kadar dinliyoruz? Bu kadar tüketiyoruz yani. Normal bir müzik tüketimi içinde değiliz ya. Ya da normal bir müzik dinleme alışkanlığı içinde değiliz ya biz ekstra. Hepimiz bir şeyden kaçıyoruz ya. İşte aradaki fark şu. Bunu bilerek bunu yapmakla bunu bir bahane olarak kullanmak başka şeyler. Yani çocukluk travmalarım yüzünden böyleyim. Ya da ya ben aslan burcuyum o yüzden sik gibi bir insanım demek başka bir şey. Aslan burcunun özelliklerini taşıyorum ama işte hayat da beni buraya getirdi ve bile 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 oldu. Ve bunun sonucunda ben böyle bir insana dönüştüm. Bunun artıları da var, eksileri de var. Ya şey gibi. Dikkat eksikliğim var. Abi, bazı şeyler dikkat eksikliğimden kaynaklı benim hayatımdaki ama her şey dikkat eksikliğimden kaynaklı değil. Şu neyse çok dağıldı konu. Özür dilerim. Bir röportajında bu sözleri huzurlu olduğunda yazdığını söylemiş. Aynen. Indigo şu an hala rap yapıyor olsa bu sözlerin daha anlamı olabilirdi. Bir gelişim göremedik ya sonuçta. Hiç göremeyeceğiz abi merak etme. Hiç göremeyeceğiz yani. Emin olabilirsin. Hadi bakalım devam edelim. Neyi değişim lan? Sırada ne var? Rap'i bildiğin ama çok alakasız bir şarkı. Şimdi bir anda ayılacağız. Hadi bakalım.
alırken bir kaset satın aldım. Hip hop yadırgadım, anlamadım. En başında bir bok olamaz bu dedim. Gözlerim miyobik astigmat. Söz okumak zordu, İngilizcem yoktu. Beyaz bir adam vardı, rengi kar gibi. Spitim duygusu Çin, ne biçim de harbici. Parçasında konusu ispiyoncu sorgusuyken korktuğu son şeyse devletinin ordusuydu. Değişti zaman, büyüdü çocuk ve oyuncaklar. Saldırmayanlar da tabii ki korunacaklar. İlkokulumu boyadım kendim sprey boyayla. Temizlendi okulum 4 milyon kovayla. Vandalizm bu değilse ne? Yanda bizim sistemli işkence sürdü 5 sene. Düşünsene sen de aynı kader bende yaptı tepkime. Bakma tepkime konuşur bu hergele. Rap'i bileceksin ki rap'e bileceksin. Evet, rap'i bileceksin ki rap'e bileceksin. Evet, rap bu rap'e diyeceksin. Bu rap abiciler uzun yolu kat edeceksin. Ve eğer eşofman konusunda bir sıkıntı varsa, bakma böyle göründüğüme. Küçükken de bol severdim, rahat olmalı kıçıma az kol değerdi. Mutluluk endeksli o zaman orijinal CD'lere. Kopya yok kendine bozma, para sor her yere. Kopya CD'de kapak vasat, rengi bozuk. Kontrol yasak, garanti belgesiz tek bir patlak. Çöpte tam bir günlük sigara harcı rahın zaten. Toplam 5 adet paket yakacaksın. 2 gün harman olsun, hep rap çalacaksın. Evet. Bütün bu çabam hip hop refleks olacak. Ve kocaman bir göbekle break dans yapacaksın. Evet. Bu rap haz verecek sana, bir şeyler duyacaksın. Eğlenceli değil biliyorum, doğrudur. Evet. Zaten eğlendiğim yok, eğlenenler korkutucu. Okul dediğimde sokak değil mi ki dedim, eğitim. Doğru denen şey yoktu orada, boğucu. Rap'i bileceksin ki rap'e bileceksin. Evet, rap'i bileceksin ki rap'e bileceksin. Bu rap'e diyeceksin, bu rap abici. Ve piyasa hakkında söyleyeceğim son birkaç bir şey. Ürün kalitesi miktarıyla ters orantı. Bu yüzden Türkçe rap henüz dandik bir şey, kolay mı? Sondan eklemeli dile kafiyeler yazmak. Karamsar olmak kolay, marifet anlatmak. Jön Türk'ün tek sorunu rap'e henüz yetersiz. Parça ismi bulmakla olmaz, lirik önemli. Homofobik yaklaşımlarla dişler ard arda. Pasif jönü beğenmedi aktif gay barbarlar. Zenginleri sevmeyen tek hayali zengin olmak olan tutarsız kitle. İsimsiz dişler dirsin rapmeyen. MC'ler hep kolpa, pislik sen seçmeyen. Agaya beleşsek vodka, hip hop olmak kolay mı? Emek ister moruk, hep bol giy bez, bol full capler, şık piçler kopuk. East Coast rap, West Coast rap, bunu açtım. İşin özündeyim, idealizm, hip hop tek aşkım. Kadınlara hastayım ama hip hop tek aşkım. Yokuz mesela. Yani. Yani. Abi albümün genelinde beatler hiç fena değil gibi geliyor bana, katılıyorum. Zenginleri sevmeyen kitle eklesin. Aynen öyle. Indigo kendiyle genelde çelişiyor abi. 2008'de Jön Türk göndermesi çok iyi ya. Yok abi ya, herkes yapıyor. Indigo'nun kadınlarla ilgili düşünceleri bayağı fiyasko bu arada, bu şarkıdan bağımız. Evet abi, bir de şey komik. Ya Indigo'nun kadınlarla ilgili hiçbir sözünü neden ciddiye almamamız konusunda bence çok fazla, ama çok fazla donemiz var yani. Çok fazla. Demek istediğim homofobi konusundaydı abi. Okey. Anladım. Yani evet. Yani Indigo'nun gerçekten kadınlarla ilgili hiçbir düşüncesi ciddiye alınmamalı. Bence. Indigo'nun kadınlarla ilgili gerçekten tek bir doğru tespit olmamalı. Kasılıyorum abi. Kesinlikle yok. Gerçekten yani bir şaka yapardım ama yayındayız. Bunu kesin YouTube'a falan atacağım. O yüzden yapmayacağım. Ya buraya kadar geldik. Gerçekten bir kadın da düzeltti sanki. Yok abi. Yani neden Indigo'nun tespitlerini ciddiye almamamız gerekiyor'nun büyük kanıtlarından biri o şarkı bence. Benim bu albümde gerçekten sürekli döndürdüğüm tek şarkıya geçiyoruz. Zeki misin sanıyorsun? Hmm.
Zeki değiliz hiçbirimiz çünkü hayattayız. Dışarıdan razı gözükürüz, öyle değil içlerimiz. Taleplerimiz var kimselere söylemediğimiz. İşkence yaşar kanıksarız, öyle bellemişiz. En basiti kahvede siyaset muhabbeti. Çokça konuşuruz ağzımız kurur, sular gelir. 5 senede bir seçim olur en geç ama beddua edilen siyasiler oy alacaktır tekrar elbet. Çünkü işin aslı kimse istemez değişimi. Ütopya herkes için olan pozitif gelişim. Fakirsen fakir kal diyebilen liderler kameraya gülümserler zenginlerle sevişip. Trafik yönetici için yalnız istatistik, bizim için hayat İzmir'de sıcakta piştik. Üstelik vergi veriyorken hayat boyu kendi diktiğim köprüden geçtim tekrar üste para verip. Zeki misin sanıyorsun? Hayır değilsin. Deli misin? Olmadığın için hala bak yaşıyorsun. İnan bana baktım kitaplara, izin vermiyorlar değişim başlatacak radikal yaşamlara. Zeki misin sanıyorsun? Hayır değilsin. Deli misin? Olmadığın için hala bak yaşıyorsun. İnan bana baktım kitaplara, izin vermiyorlar değişim başlatacak radikal yaşamlara. Zeki misin sanıyorsun? Haklı olabilirsin. Belki yanılıyorumdur, ben de zeki değilim. Zekiler aktivisttir, çözüm bulur, mazeret değil. Organize olmak zor burada maalesef. Bak buldum bir gerekçe hemen hiç gecikmeden ve bunu yaparım bir günde en aşağı 8 sefer. İnsanın doğası bu, bende biraz genetik. Bir nesil önceye baktığımda hiç garipsemem. Üstüne üstlük artık yaşantımız benziyor. Almak istemişiz ikimiz de 17'de yol. Atam başarmış fakat benim yol gözükmüyor. Uyarıldım çok önceden, gurbet bok çilesi bol. Denemeye değecektir, aksiyonlar artacak. Hayatımda böylece beynim hızlı çalışacak. Ama çıkış noktamız aynı, karla dönmek. Bana okul zor geldi, babama da tarla sürmek. Zeki misin sanıyorsun? Hayır değilsin. Deli misin? Olmadığın için hala bak yaşıyorsun. İnan bana baktım kitaplara, izin vermiyorlar değişim başlatacak radikal yaşamlara. Zeki misin sanıyorsun? Hayır değilsin. Deli misin? Olmadığın için hala bak yaşıyorsun. İnan bana baktım kitaplara, izin vermiyorlar değişim başlatacak radikal yaşamlara. Yo. Yani burada mesela bahsettiğim şeyin şurada görünüyor olması çok komik ya. Belki yanılıyorumdur, ben de zeki değilim. Zekiler aktivistler çözüm bulur, mazeret değil. İşte mazeret buldum, işte şöyle oldu, böyle oldu. Biraz evet, kendiyle fazla çelişiyor ama ben bu şarkıyı çok severim. Zaplinux demiş ki homofobinin çizgisi nedir abi? En ufak küfür bile öyle algılanır oldu. Woke kültürle beraber artık her kelimeye ket vuracak hale mi geleceğiz Cenk hocam? Yorumlarsan sevinirim. Yani abi herhalde çok eskiye dönsek, ya abi Afrikalı insan da insan sonuçta, aynı his şeylere sahip olalım demek de woke kültürü bro falan deyip geçilirdi herhalde. Bugün de aynı şekilde homofobinin çizgisi şu: sen birini aşağılıyorsan, aşağılamak amacıyla bunu kullanıyorsan ya da onun o olduğu için ondan iğreniyorsan, o'yu kasıtlı olarak boş bırakıyorum, otomatik olarak homofobik abi. Evet, ve ket vuracağız bir zahmet. Yani bugün bir insana doğduğu şehir ya da doğduğu, mesela atıyorum Güneydoğu Anadolu doğan birine kokuyorsun iması yapmak mesela durup dururken, nasıl dayak yemene sebep veriyorsa, bence homofobik konuşmak da dayak yemene sebep verir. Güzel şarkı ama madde bağımlısı favorim. Olabilir abi. Olabilir. Benim kesinlikle bu anındaki favorim bu. Açık ara favorim. Ama artık şeyi kritikleyelim isterseniz. Bir başlangıç albümü olarak introsu ve outrosu çok iyiyken içerisi çok sallantılı. Yani güçlü bir şey inşa edildiğini düşünmüyorum içeride. Çok dolu dolu ve çok iyi bir albüm dinledik diyen var mı? Bugünden değil. Yani o gün olduğunu varsayalım mesela. Enes demiş ki söylediğiniz söz muhatabını rahatsız ediyorsa kullanmamanız gerek diye düşünüyorum. Katılıyorum sana. Yayınlara yeni katılıyorum. Her albümde favori şarkı için anket yapıyor musunuz? Yapmıyorum abi. Biraz sadece üzerine muhabbet ediyoruz. Hani öyle en iyi şarkıyı seçeceğiz falan gibi bir challenge'ımız yok. Başkaları varsa onlarla da şeyden yapıyoruz. Freestacking'den sonra aceleye getirmiş olma ihtimali ne bu albümü? Bilmiyorum abi açıkçası. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ama sanki biraz önceydi falan gibi hatırlıyorum. Tam tersi. Ama emin değilim. O yüzden hiç şeye girmeyeceğim. Ki yok ya, bir dakika. Freestyle King 2007. Bu 2008. Aynen. Zaten yeterince geç.
Yani geçerli bir albüm. Bir de işte doğru yer doğru zaman gibi ya sanki. Mesela 2010'da çıksaydı bu dönüşleri alır mıydı hiç sanmıyorum. Ya da 2011'de çıksaydı hiç alır mıydı sanmıyorum. Kendimi bu albümü o gün dinlediğimi varsaydıramıyorum. Yaşımda yetmiyor. Teşekkürler abi. O dönemden beri madde bağımlısı, geçmişi düşünerek boş boş olmadı şarkılarını direkt geçmiyorum, dinliyorum hala. O yüzden dolu bir albüm diyebilirim. Yani ben de sadece ilk şarkı ve son şarkı hakkında bunu söyleyebilirim abi. Onun dışındakilere gerçekten dönüp dinleyemiyorum. Beni de çok içine almıyor. Jonathan Livingston'a tam tersi tabii ki. Jonathan Livingston'da bayağı reverse bir şekilde gidiyoruz açıkçası. Benim gerçekten böyle şey bakamadım. Evet abi ya bu da çok iyi bir adam değil ama lan ne albüm be anasını satayım falan dediğim bir iş genel olarak. Ki Jonathan Livingston'da da hadi ona da ufaktan bakalım.